Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Vessel Venus V5'lere format atma. Benimkisi beyaz olacak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yazılımı indirmek için Vessel Venus'un kendisi bize sunduğu siteye gideceğiz. Vessel Venus ROM yazarsanız direkt çıkar zaten. İlk linke tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle telefonumuzun marka modeli çok önemli. İşte burada diğer modeller var. V3, V2, V3'ün serisi, V2'nin serisi gibi. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Vestel Venus 5. Evet arkadaşlar benim indireceğim. Bunu öğrenmek için eğer bilmiyorsanız bataryayı söküp alt kısmında yani tam şey özellikleri yazmasa da Vestel Venus 5 diye yazar ya da 5.5 4.5 diye. İşte arkadaşlar burada beyaz, siyah, beyaz, siyah, gold. Bunların hemen hemen yazılımları aynıdır. Zaten ben mesela beyaza tıklıyorum. Hemen hemen hepsi açılıyor. Burada yine bir seçenek yapıyorsunuz. Beyazsa işte Glasson, siyahsa diğer arkadaşlar. Ben beyazı seçiyorum. Burada ben ilk olanı, ilk yazılımı indireceğim arkadaşlar. Diğerlerinde gold yani gold sarı yani altın gibi bir şey oluyor. Bizimkisi bu arkadaşları indir diyoruz. Ben daha önceden indirdiğim için o etapları vazgeçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada V5 17G, V5 21 herhalde bu ikisi de bakalım bakayım. Part 1, Part 2, Part 3. Ben şu ilk V5.17G'yi indirdim arkadaşlar. Bu da 3 tane binar dosyası oluyor. Bir böyle çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hata dediğine bakmayın. İndirdiğin siz onu. Yine de indirdiğin. Bunları tek tek böyle indireceksiniz. Yaklaşık 700 MB'lık bir şey. Bende gözükmüyor indirdiğim için. Şu an kendimi iptal edeceğim onu. Benden mevcut dosyalar. Diğerlerini de aynı şekilde indiriyorsunuz arkadaşlar. 3 partı da masa üstüne ya da nereye kaydetmek istiyorsanız. Sonra buradaki indirmeler bittikten sonra arkadaşlar bu sayfadan çıkıp bir geri gelin ilk sayfaya gelelim arkadaşlar. Burada yükleme programları diyor arkadaşlar. Ona indire tıklayın. Bunların V3 yazdığına bakmayın arkadaşlar. Bunların hepsi V3, V4, V2, V5'e hepsine uyumlu arkadaşlar. Burada yazılım yükleme talimatı da var. Bunu indirip bundan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu indirmek için arkadaşlar böyle mesela basıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Ya bu neden inmiyor? Oradan değil arkadaşlar. Bunu çift tıkladığınızda şurada indir butonu var arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman indiriyor. Virüs taraması yapılıyor gibi. Arkadaşlar bu programlar bende kurulu olduğu için şu an ben bunları indirmiyorum. İndirmeyeceğim. Ve kurmayacağım. Siz tekrar kurarsınız. Kurmaları indirdiğiniz dosyayı direkt kurun arkadaşlar. Hiç çekinmeden kurun yani. İptal diyelim. Bunlar USB driver yani telefonun bilgisayarı tanıması amaçlı indirilen. Bunu da yine aynı şekilde indir dersiniz arkadaşlar. Kurar. Ondan sonra bir geri gelelim. Önemli olan Ofil arkadaşlar. Ofil programı. Dualcomm driver'ın içinde Ofil olur arkadaşlar. Bunu da kurarsınız. Ofil şöyle ben çalıştırmıştım ama bakalım ben burada var mı? Başlangıçtan bazen kaldırıyorum. Arkadaşlar kurduktan sonra masa üstüne kısa yol atmıyor o fil. Muhakkak şurada başlata atar arkadaşlar. Oradan çalıştıracağız programı. Burada da bunları indirdikten sonra bütün programları kurun arkadaşlar. Bu dosyaları indirdikten sonra başka da dosya yok zaten. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Oldu programları kurduk, hazırladık. İşte ziplerimiz masa üstüne geldi. Bunları arkadaşlar yeni klasör açın. Oraya hepsini çıkartın arkadaşlar.
Şimdi çıkardıktan sonra belki şu şekil iki tane dosya dur ama burada gözükmüyor. Çıkardıktan sonra onu söyleyeceğim şimdi. O fili açtıktan sonra YerelDix program files pardon özür dilerim bir geri gelelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar program files'in içinde dual yani com dosyasının içine giriyoruz. Ben başlangıçtan kaldırdığım için mecbur buradan çalıştırıyorum kısa yolunu. Evet arkadaşlar. Programımız böyle yeşil. Kesinlikle masa üstüne kısa yol atmıyor arkadaşlar. Ya başlangıçta ya da C'nin içinde program files dual.com dosyasının içinde. Evet arkadaşlar programımız bu şekilde açıldı. Bunu kapatalım. Bahsettiğim gibi ıvır zıvır programları kurduktan sonra zip dosyalarını yeni herhangi bir klasöre çıkardıktan sonra işlemimiz başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar flat builder onu seçiyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden seçtiğim için hemen burayı doldurdu. Ben onu da yeniden göstereyim. Browser diyorsunuz arkadaşlar. İşte masaüstü diyoruz arkadaşlar. İşte ben yeni klasör içine çıkarmıştım. Onun içine giriyoruz. Şimdi burada iki tane var arkadaşlar. Ben üsttekini seçtim. Yani şimdi ben de sürekli vesaire format ya da yazılımı atmıyorum arkadaşlar. Bu ikinci oluyor ama biri V3'tü. Biri V2. Biri de V5. Farklı farklıydı. Bunu seçiyoruz arkadaşlar üsttekini. Aç diyoruz arkadaşlar. Kendisi otomatikmen bu ikisini dolduruyor arkadaşlar. Patch ve program şey ikisini otomatikmen dolduruyor arkadaşlar. Şuradan loader XML'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya bir dosya gelecek zaten otomatikmen yine o kendisi buluyor. Onu da açıyoruz. Bunu işaretliyoruz. Tekrar yine işaretliyoruz. İki kere işaretlememizi söylüyor ve o da şuraya geliyor arkadaşlar. Sonra eğer burada siyah yazıyla eğer USB driver'ı düzgün yüklemediyseniz ya da patch ya da yazılım yanlışsa burada file yani şu bölüm siyah gözükebilir. Eğer download dediğinizde şu an bende basmıyor çünkü telefon yüklü değil. Ha özür dilerim arkadaşlar. Buraları ayarladıktan sonra telefon ayarlarına geliyoruz. Telefonun ses açma ses kısma ses şey özür dilerim tekrar baştan güç kapama ses kısma ve ses açma tuşlarına hepsini aynı anda basıyoruz. Kesinlikle Vestel yazısı gözükmeyecek. Telefonunuzda bilgisayara bağlı olmasın. Üçünü aynı anda basıp telefonu yazılım moduna alıyoruz arkadaşlar. Hafif bir ışık gözükmesi gerekiyor ve bir titremesi gerekiyor. Bir de bilgisayarınızdan ses gelmesi lazım yüklendiğine dair. Bu modu alıp telefonu bilgisayara takıyorsunuz arkadaşlar. USB kablosuna bağladıktan sonra otomatikman ding bir uyarı gelir. Tamam der ve download dersiniz. Ondan sonra program bittikten sonra şurada altta dolduruyor yazılımı yüklendi der. Finish der en sonunda. Sonra programdan exit der çıkar. Kabloyu çekersiniz. Bataryayı söküp yeniden takar. Başlattıktan sonra İnşallah yazılımımız olur. Fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.